Arkadaşlar herkese merhaba, ben Adil Yıldırım. Şimdi size bu videoda bana bir kadın takipçimden gelen mesaj üzerine yorumlarda bulunacağım. Şöyle bir olay gelişti. Instagram'dan bana ulaşan bir kadın takipçim bir ilişkisiyle ilgili olarak yardım istedi. Yazdığı mesajda şöyle anladım. Bir süredir bir ilişki var fakat adam ilişkiye asılmıyor, uzaklaşmaya başlamış. Bir süredir ilgisiz tavırları var ve diyor ki işte benim bu ara kafam çok karışık, şu an bir ilişkiye hazır değilim, işte bana biraz zaman ver, kendimi toplamam lazım, işte hayatımda bazı sıkıntılar var falan diyor. Erkekler bunu yapar. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Şimdi burada böyle bir davranış tarzı karşısında kadının nasıl tepki verdiği çok önemli. Yani erkek benim kafam karışık ve şu an bir ilişki istemiyorum dediğinde kadın buna nasıl tepki veriyor? Çünkü belirleyici olan kadının tavrıdır. Aslında ilişkilerde her zaman belirleyici olan kadındır yani. Erkekler biraz daha pasif pozisyondadır. Hatta dominant erkekler bile aslında belirleyici olamazlar, onu söyleyeyim. Kadın alttan aldığı sürece belirleyici olurlar. Onlar da kendilerinin aslında orada ana aktör olduğunu düşünürler. Oysa kadın alttan aldığı için yine belirleyici olan kadındır. Şimdi kafası karışık olan bir abimize karşı kız nasıl cevap vermiş? Şöyle cevap vermiş. Demiş ki işte sen benim için çok kıymetlisin, çok değerlisin. Bu ilişkinin bitmesini istemiyorum. İlgi göstermeni istiyorum. Bence biz bunu kurtarabiliriz, bu ilişkiye değer verebiliriz. Yani güzel üslupla yazmış. Fakat şöyle bir sorun var. Bu konuşmayı birkaç defa yapmış. Yani bu konuşma 3-4 defa tekrarlanıyor. Şimdi benim videolarımı sıkı takip eden dostlar var. Onlar biliyorlar. Ben ilk başta bir diyalog kurulmasının çok önemli olduğunu zaten söyledim. Yani bir ilişkiyi kestirip atmak mantıklı bir şey değil. Zaten düzgün bir insan bulmak zor. İyi bir duygu yakaladığınız zaman bunun üstüne gidin. Diyalog kurun. Kurtarmaya çalışın. Ben bunların hepsini söyledim zaten. Fakat bunu 3-4 defa yapıyor ve bir sonuç alamıyor. Bunun sebebi şu. Kafası karışık olan ve ilişkiden kaçan adama karşı kadının sahip olması gereken davranış biçimi şudur. Ben şu anda senin bu ilişkiye değer verdiğini, emek verdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla şu anda bu ilişki için doğru bir frekansta olduğumuzu düşünmüyorum. Bence biz şu anda bunu bu şekilde bırakalım, birbirimize girmeyelim, birbirimizle tartışmayalım. Şu anda bu şekilde bırakalım. Sen kendi kafanı topla, ben de kendi hayatıma bakayım. Eğer yeniden birlikte olmamız gerekiyorsa zaten hayat bizi bir araya getirecektir. Şimdi kafam karışık diyen bir insanın üstüne çok fazla gitmenin anlamı yok. Hadi bir kez konuştunuz, ikinci şansı verdiniz. Yani toparlamasını istiyorsunuz ama bunu defalarca konuşmak sadece o insanın kıçını havaya kaldırır. Yani bir işe yaramaz. Diyalog kurmak kesinlikle doğrudur. Ama o insana mecbur olduğunuzu veya onsuz yapamayacağınızı, onu mutlaka hayatınızda istediğinizi ona göstermeyin. Ya bunun bir anlamı yok. Gerçekten bunu o görsün zaten. O da size değer vermesi gerekiyor yani. Değer vermiyorsa zaten sizi hak etmiyordur. Genelde videolarımda bunu söylüyorum. Bir terazi kuralı var. Yani karşı tarafın da size değer vermesi gerekiyor. Bir denge var orada. O dengeyi mesela bu takipçim kaçırmış. Kendisine de bunları anlattım. Yapılan yanlışı kısaca tekrarlıyorum videoyu bitirmeden önce. Sen şu an bu ilişkiye hazır değilsin. Madem kafan karışık bunu burada bitirelim. Kafanı topladığın zaman tekrar konuşuruz. Yani o anda ilişkinin bitirilmesi gerekiyor. Bir mola vermesi gerekiyor. Adama daha fazla şans vermek, sürekli olarak onun kafası karışık olmasına rağmen, ilişkiden uzaklaşmasına rağmen alttan almak hiçbir işinize kesinlikle yaramaz. Bu videonun ilişkilerinizde size yardımcı olacağını umut ediyorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Takipleşiyoruz, çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın ve ilişkilerinizde umarım doğru insanlar karşınıza çıkar. Görüşmek üzere.